Çiftçi TV ekranlarından Köyümüz Köylümüz programından tüm izleyicilerimize kucaklar dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili izleyiciler, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı, bakın hemen arkamda görmüş olduğunuz tarım ve hayvancılıkla uğraşan, aynı zamanda ağırlıkta meyvecilik de yapan çok güzel bir köydeyiz. Balıklı Gölü'yle meşhur, yani özellikle hafta sonları Türkiye'nin birçok yerinden bu Balıklı Göl'de misafirlerini ağırlayan çok güzel bir yer. İnli Köyü'ndeyiz. Gelin İnli Köyü'nü hep birlikte tanıyalım. Evet sevgili izleyiciler, Balıklı Gölü ile ünlü İnli Köyü'ne geldik. Sevgili muhtarımız vatandaşlarla birlikte konuşurken yakaladık. Hemen muhtarımızı bir tanıyalım. İsmim Adnan Çelebi. Öncelikle Çiftçi TV'ye ve ekibine, bizlere böyle hizmet verdiği için teşekkür ederiz. Köyümüz malum belediyeden köye dönüşen köylerden birisi. 1850 nüfusumuz var. 1850 nüfus var. O dönemde mi aynıydı, belediye olduğu dönemde muhtarım? O zaman da aynıydı. 1851 nüfusuyla düştük zaten biz. Köye dönüştük. Şimdi gene aynı. 1850 civarında nüfusumuz var. 150 kişi daha bulunmadı mı ya? Bulduk ama devlet 2011'de köyleri düşürme kanunu çıkardı. Biz de 2011'de nüfusumuz 2000'in üzerine çıkmıştı zaten. Evet. Ama yine de köye dönüşen belediyelerden birisiyiz. Evet. Daha bir önceki dönemde İnli belediye olarak yönetiyordu. Daha sonra muhtarımın söylediği gibi 1850 nüfusu vardı. Tabii nüfus da yeterli gelmediği için haliyle artık köy olarak muhtarlıkla yönetilmeye başlandı. Peki genel olarak bir bilgi alalım sizden. Şöyle İnli Köyü ile ilgili. Şimdi köyümüz Çay ilçesine 25 kilometre uzaktadır ve geçimini çiftçilik, hayvancılık ve meyvecilik üzerine sağlamaktadır. Meyvecilik de var burada. Nasıl meyveyle ilgili hemen bilgi alalım? Meyvecilik de var bizde. Fakat bu sene meyve diye bir şey yok. Nisan ayındaki dondan dolayı meyve maalesef burada sıkıntıya girdi o, evet, don olayından dolayı, öyle mi? Evet. Ne vardı mesela, vişne gibi gördüm sanki ama. Vişneler biraz %50 iyi. Kiraz, erik ve özellikle kayısı hiç yok. Maalesef hiç yok. Diğer vişne de %50 randıman var şu anda. Evet, demek ki don olayı sizi de vurdu. Evet. Ondan dolayı burada da meyve olayında tabii ki sıkıntı var. Şimdi yolda gelirken mağaraları gördük. Bir de isimle bağdaştırmaya çalıştık. Şimdi gerçeğini sizden öğreneceğiz. Nereden geliyor bu İnli ismi? İn mesela, yani öyle bir çağrışım falan yapıyor ama. Şimdi köyümüzün çeşitli bölgelerinde mağara in olarak anıldığı için bayağı bir çeşitli yerlerinde köyümüzün mağaralarımız var. Buralardan esinlenerek İnli olarak oradan kalmış mesela. Ha, İn. İn var ya, hani böyle gördüğümüz yerde in diyoruz. Oradan dolayı isim İnli olmuş. Evet. Sulamamız var şimdi bizim burada. Sulamamız 5 kilometre ileride. Şimdi onu soracağım. Yani baktığımızda sulak bir araziye sahip İnli Köyü. Demek ki suyla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Su olayını nasıl yapıyorsunuz? Şimdi sulamamızı biz 5 kilometre ileride Selevir Barajı diye barajımız var. Oradan sağlıyoruz. Bu barajdan kanal ve akar vasıtasıyla bizim köyümüzden burada bir tünelimiz var. Evet. O tünelden geçip 7-8 tane köyün sulamasını buradan sağlıyoruz. Evet. O şekilde sulama olayı var. Peki biz o zaman vakit kaybetmeyelim. Gidelim yerine görelim. Gidelim. Sulama nasıl yapılıyor, öyle değil mi? Barajımızı ve kanalımızın su ihtiyacı nasıl karşılandığını yerinde görelim. Evet, şimdi biz muhtarımla birlikte İnli gezintisine başlıyoruz.
İnli köyünün aslında neden bu denli sulak bir araziye böylesine doğal bir güzelliğe sahip olduğunun sebebini herhalde öğrenmiş olduk. Geldik şimdi sulamanın yapıldığı yere sevgili muhtarım. Şimdi burası da Selevir Sulama Barajı. Buradan su kanal vasıtasıyla buradan İnli'nin ortasından geçip Akkonak, Karacören, Pazarağaç, Kadıköy, Maltepe, Cumhuriyet, bu bölgeleri sulaması bu barajımızdan sağlanır. Bu barajımız bu sene %20'ye kadar düşmüştü. Kışın yağışlardan dolayı şimdi bayağı yükseldi. %99'a kadar çıktı su doluluk oranı. Hay maşallah. Bu işte Selemir Barajı sevgili izleyiciler. İnli köyünün sulamada kullandığı en büyük etkenlerden birisi. Evet. Peki balık olayı da var galiba. Oltacılar gördük, balık tutanları falan gördük. Burada bayağı şu anda levrek ve sazan balığı vardır. Hafta sonları ailesiyle birlikte balıkçılar özellikle gelir burada sabahlarlar. Cumartesi, pazar günü. Burada bayağı bir balık, olta balıkçılığı. Evet. Ayrıyetten daha büyük kafes balıkçılığı. Alabalık olarak. Alabalık da yetiştiriliyor evet. Burada. Onu da görmüş olduk. O zaman ne yapalım? İnli gezimize devam edelim. Devam edelim. Haydi bakalım. Şimdi sevgili izleyiciler, biz köylerde gezerken şu baharın güzel görüntüsünü gördüğümüzde inanın dayanamıyoruz. Yoldan geçerken baktık ki otların arasında maşallah şu görmüş olduğunuz, ekranda görmüş olduğunuz simantelleri gördük. Efendim hemen yanında onların çobanlı sahibini gördük. Dedik ki muhtarım şöyle bir uğrayalım, bir selam verelim bakalım burada kim var diye. Hemen bir tanıyalım. Ben Osman Akkaya. Evet. Bir dakika, bu arada Osman abinin şapkasını şöyle bir şey yapalım mı? Yüzü net çıksın yani. Şapkasından yüzü kararacak. Evet. Evet Osman abi, kaç yıldır hayvancılık yapıyorsun ve sen köyün dışındasın şu anda. Neden? Şu anda otlatıyoruz. Ben 20-25 senedir, 30 senedir bu işi yapıyorum. Burada bir çiftliğimiz var. Yazın Nisan ayında geliyoruz. İşte Ekim ayında falan götürüyoruz köye geri. Kış olduğundan, kış dolayı olduğundan. Nisan'dan Ekim'e kadar köyden irtibatı kesiyorsun sen o zaman yani. Gidip geliyoruz da kesiyoruz yani. Gidip geliyoruz. Çünkü abi, millet oturuyor da kahvede, herkes eş dost muhabbet de konuşuyor da sen burada hayvanların başındasın. Ama sen daha şanslısın şu anda yani. Öyle diyelim mi? Nasıl burada yaşamı bir anlat bize yani. Şimdi evet, orada köyde millet oturuyor, kahvede çayını içiyor, muhabbet ediyor falan ama sen burada maşallah onlardan şanslısın dedik ya. Bol bol oksijen alıyorsun, hayvanlarla uğraşıyorsun. Sabahtan akşama kadar, öyle değil mi? La burada işimizden uğraşıyoruz işte. Aynı zamanda çiftçilik yapıyoruz. Bunların yiyecilerini, yemlerini şey yapıyoruz. Hazırlık yapıyoruz kışa. Aynı zamanda da burada hayvanımızı otlatıyoruz yani. Burası senin mi Osman abi? Şu bulunan merhem. Buralarda olduğu yer bizim. Çiftliğin olduğu yer bizim. Buralar mera. Şimdi sen maşallah hayvanların çok güzel. Simentellerin hepsi mi aynı cins yoksa değişik mi? Hepsi aynı. Daha önceden bende siyah vardı. İşte 2 sene oldu bunları. Bir damızlık olarak aldık. Bunları çoğalttık. Şu anda 15 kadar hayvan var. Hepsi de simentel. Neden bu cinse döndün abi? Yani özellikle cinse hayat şartlarına uyduram diye. Bu cinse şu anda bu cins para diyor. Diyelim ki öbüründen 3 tane alıp zahmet edeceğine bir tane alıp hem adam gibi de para kazanıyorsun, öyle mi? Evet, o şekilde şey yapıyoruz yani. Burada daha önce siyah hoş dinler vardı bunda. Şimdi buna döndük. Yani şey bunu gösteriyor, buna döndük. Bunu yapıyoruz. Hayat şartları şu anda bunu gösteriyor. Zaten biz de birçok zaman birçok yerde söylüyoruz. Artık Afyon'da baktığımızda, köylerde, beldelerde, kasabalara baktığımızda yavaş yavaş artık simentale dönmeye başladı hayvancılık. Bunu da bir kez daha söyleyelim. Bu arada tarımla ilgilenin. Burada neler var? Burada buğday var galiba. Haşhaşlar var. Ne yapıyorsun tarımla ilgili? Genellikle ak tarım, buğday, arpa. Bunları yapıyoruz. Hayvanın yiyecisini. Genellikle bu. Benim yaptığım bu. Köyde başka işlerine uğraşan arkadaşlar da haşhaştır, pancardır, patedir. Bizim uğraştığımız bu.
Sizin uğraştığınız buğday arpa olayı. Peki şimdi ot iyi, hayvanlarda keyifli görüyoruz yani baktığımızda. Yani mesela şimdi az önce baktığımızda hayvanın karnı doymuş, artık görmüyor yani, şu güzelliği gözü görmüyor. Evet. Şimdi bunlar sabah 7 veya 6.30'da çıkar, 10-11.30'da girer, tekrar 4-5'de geri çıkar, akşam 8-9'da geri girer yani. Saatinden olduğundan. O yüzden yayılmıyor oraya. Şimdi sağım yapılacak galiba. Şimdi sağımını yapacağız. Ondan sonra çıkaracağız. Doyuracağız bunları. Tekrar geri koyacağız. Bu cinsel abi çok mesela duyarız bunu. Simmental cins hayvanların güzel bir yoğurt ve kaymağının falan olduğunu, onunla ilgili. Şu anda sütlerinden memnunuz. Güzel, hemen hemen 5 tane inek sağıyorum ben. Şu anda 80 kilo falan süt sağıyoruz. Bunlar yani danaları kartaldığı halde, yani yeni doğuma geçecek bunlar. İşte bırakacağız. 2 ay 3 aygıla bırakıyoruz. Evet. Doğumu yaptıktan sonra tekrar sağıma başlıyoruz yani. Tabii bir de sen şanslısın. Dağda değilsin. Böyle düz ovadasın. Yani bu hayvanlar da pek dağ, kayalık, taşlık yerlere gelmez. Yürümesini sevmez. Bunların en çok gittiği yer 1 kilometre, 1,5 kilometre fazla gitmez yani. Onun için o yönden de bu hayvanlar çok şanslı, çok iyi bir yerde besleniyorlar şu anda. Abim geride kaldı. Seni de bir tanıyalım. Ben de Nuri Keyik, İnni kasabasında yaşıyorum. Arkadaşla beraber işte buralarda geziniyoruz. Evet. İyi yerlerde geziniyorsun abi. Evet. İşte buralara bazen geliyorum. Özellikle ben köy muhtarlığında çalışıyorum. Evet. Su deposuna geldim, arkadaşın yanına uğruyorum. Evet. İşte buralarda duruyoruz beraber işte. Zaman böyle mi geçiyor sabahtan akşama kadar? Zaman böyle geçmiyor tabii. Başka işlerle yapıyoruz. Çiftçilik yaptığımız için zaman uğraşıyoruz yani. Uğraşmasan olmuyor. Tabii bu işin anlatıyoruz ama zorlukları da, çok fazla zorlukları da var. Bir defa mesela yerin çoksa, arazin çoksa adama ihtiyacın var. Değilse elinde böyle son teknoloji makineler olacak, öyle değil mi? Bizim burası dağlık arazi, taşlık arazi olduğundan makinelerimiz son sistem değil. Evet. Mesela biçerimiz var, yere uğramıyor. Makineyle işliyoruz, yürüyen patoz deriz. Evet. Şimdi onlar var, onlarla mücadele ediyoruz yani. O şekilde işimizi görüyoruz. Ne yapalım, sevgili muhtarım da burada bizi gezdirmeye devam ediyor. Artık bundan sonraki durağımız balık. Evet. Olsun. Köye doğru gidelim. Oradan artık siz de bekliyorsunuz ekranınızın başında. Bu meşhur Balıklı Gölü'nü ne zaman göreceğiz diye bekliyorsunuz. Birazdan Balıklı Gölü'de olacağız. Efendim, İnni köyümüzü gezerken hep öyle büyük çobanlar değil, bizim küçük çobanlarımız da var böyle. Onları da ekranlara taşıyalım istedik. Şimdi ekranda görüyor musunuz? Ben şöyle geleceğim. Hemen bir öğrenelim bakalım. Sen kimsin? Şahin. Şahin. Şahin ne yapıyorsun? İyi. İnek gidiyorum, okula gidiyorum. Bugün pazar. Bugün hayvan günü mü? Evet. Hafta içi okula gidiyorsun. Evet. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Anaokuluna. Anaokuluna gidiyorsun. Evet. Yaş kaç senin? 6. 6 yaşında ya, bak maşallah ya, 6 yaşında hem okula gidiyor hem başka kardeş var mı evde, bu işte ilgilenen var mı? Yok, var da kardeşim şimdi yok, onlar evdeler. Ha, onlar evdeler. Bugün sen de dedin ki siz oturun evde, ben bir hayvanları çıkartayım, bir hava alsınlar, şöyle bir otlasınlar mı dedin yani? Evet. Nasıl, memnun musun bu işten? Memnunum. Ne düşünüyorsun hayvancılıkla ilgili? Nasıl vakit geçiriyorsun? Sabahleyin çıktın evden. İyi. Sabah çıktın, şimdi eve mi götürüyorsun hayvanları? Evet. Evet. İleride ne olacaksın büyüyünce? Şey olacaktım, jandarma. Jandarma. Büyüyünce jandarma olacak. Şahin'den de böyle koç gibi jandarma olur zaten. Peki, sana kolay gelsin diyorum Şahin'im. Buradan bir şey söylemek ister misin? Hayır. Peki. O zaman seni hayvanlarla beraber tutmayalım. Seni gönderelim, oldu mu? Hadi bakalım, kolay gelsin.
Evet sevgili izleyiciler, Çiftçi TV ekranlarında köylümüz programında İnli Köyü'nün tanıtımına tabii ki devam ediyoruz. Bu arada hemen söyleyelim, Afyonkarahisar'ın meşhur Balıklı Gölü ile ünlü demiştik İnli kasabası için. Kış aylarında tabii çok fazla hareketlilik olmuyor ama yaz aylarında özellikle bahar yazın gelmesiyle birlikte hatta geçtiğimiz günlerde sevgili muhtarımıza söylemişti, demiştik ki yani bizim bir yer sıkıntımız var. Özellikle yaz aylarında gelen müşterilerimizin tamamını, misafirlerimizin tamamını ağırlayamıyoruz diye. İşte hafta sonu olması nedeniyle özellikle cumartesi pazar günleri çok fazla doluluk oranına sahip oluyor Balıklı Göl. Bakın bugün de işte misafirlerimiz gelmiş buraya. Nereden gelmişler? Sen konuşmuyor musun? Kim konuşuyor? Tamam. Evet, nereden gelmişler? Biz Mersin'den geldik. Oo maşallah, uzaklardan geliyorsunuz. Uzaklardan geldik. Buranın meşhur balığını yemeye geldik. Nereden öğrendiniz? Nereden duydunuz? Nereden öğrendik? Benim damadım Afyonlu. Oo o zaman tamam. O zaman tamam. Damadım Afyonlu. Ne dedi peki? Nasıl? Şuhutlu. Ha, Şuhutlu. Ne dedi? Geldiğinizde bir Balıklı Göl'e gidelim. Kızı ben buraya Afyon'a vermek istedim de beni burayla kandır demiştim. Vay bak, meseleye bak şimdi yani. Balıklı Göl'ün sen şeysine bak, sihrine bak yani. Gerçekten ilk buraya getirdi bizi. Biz memleketi görmeye geldik ya. Önce buraya getirdi. Çok hoşumuza gitti. Şimdi tabii biz de Afyonluyuz da şöyle yapalım. Memnun muyuz Afyonlu damat Allah olması? Nasıl bir şey? Allah işini rast getirsin. Gerçekten çok memnunum. Allah'ım. Evet, damat orada mı? Damadım tamam. Orada. Evet. Çok memnunum. Allah'ım işini gücünü rast getirsin, annesi, kızım. Zaten... Ben şimdi Mersin'den arkadaşlarla geldik. Dedik gel kızımızı bir ziyarete gidelim. Şimdi hem kızımızı ziyarete geldik hem de gelip hem bir balığımızı yiyelim yani. Bir daha dedik, bir daha gidelim şu güzel yere. Yani Balıklı Göl sayesinde biz kızı verdik. Yani neyse gitmişken balıkla yani yiyelim. Nimetlerinden faydalanalım, devam edelim değil mi? Ne kadar güzel. Evet. Nasıl buldunuz balığını peki? Harika bir şey. Önce geldiğimizde közde yemiştik. Pardon, tavada, şimdi güvecini yedik. Tavsiye ederim herkese. Herkese tavsiye ederiz zaten. Ekranları başında izleyen... Sonun sonuna geldiniz ama yani hala duruyor. Bak, biz nasibimiz kalmadı bizim de. Biz o zaman muhtara seslenelim. Biz yenilebiliriz evet. Canım. Evet, eyvallah, çok sağ olun, Allah razı olsun diyoruz. Şöyle devam edelim bakalım, konuşalım. Evet. Abim köşede burada. Abi, kayın baba. Oo. Şimdi şu oturuşu gördüğünüzde ne dersiniz? Yani ya bir köy ağası ya bir kayınpeder oturuşu, öyle bir ağırlık mutlaka görünüyor, öyle değil mi? Vallahi bana çapar ağasıdırlar, evet. Oo, tamam, yani yanlış söylemiyorum, çaparın ağası. Evet ağam, ne yapıyorsun köşe başında? Balık yiyoruz işte, keyfimize bakıyoruz. Manzara izliyorsun bir taraftan. Balığı seyrediyoruz tabii, doğru, her tarafın balığın ortasındayız. Şimdi kayınpeder oğlan kız hangisinin? Hangisinin kayınpederi? Ha, kızın. Ha, tamam. Evet, nasıl? Burası güzel, doğası güzel, her şeyi güzel. Neler söyleyeceksin? Bir sene işte buraya getirdi enişte olacağı olan. O zamanları getirdi burada, balığı yedirdi, kızı da elimizden aldı. Vay, yani bunu söyleyelim mutlaka. Yani Balıklı Göl'ün böyle bir etkisi de varmış. Var, var. Hani dikkat edin, buraya böyle kızlarınızı, oğlanlarınızı veya ailenizi getirdiğinizde işte böyle bir sihri var. Hani buraya kanıp da diyebilirsiniz ki aa tamam, ben kızımı veriyorum veya oğlanı evlendirelim falan diye, öyle değil mi? Doğru. Ne iş yapıyoruz? Valla ben bahçeciyim Mersin. Oo, bahçeci çok güzel. Bahçe. Normal ya. Neler yapıyorsun abi bağ bahçe olarak? Neler yetiştiriyorsun mesela? Üzüm, şeftali, cennet meyvesi, zeytin. Bunları yapıyoruz. Başka bir şey yok. Çünkü Mersin gerçekten tarımın kalbi diyebiliriz. Mersin. Arkadaşlarımız orada birçok programlar yapıyorlar Mersin'de. Mersin tarımda cennet yani. Her şey yetişir. İstediği her şeyi yetişir. Şimdi bu yıl buralarda tabii bir don olayı yaşandı. Geçtiğimiz Nisan ayında bir kar yağışı vardı. Şimdi öyle bir hadise var mı? Yok yok, kurtardı bizim orayı. Bizim oralarda olmadı. Olmadı, çok kar güzel. Çok yağdı. Çok güzel. Biz bu yıl tabii, evet, biz bu yıl kirasız kayıtsız kaldık yani. Kilometre yukarıdayız biz. Mersin'den 1200 metre rakamının üzerindeyiz yani. Evet. Çok güzel. Sıkıntı olmaması daha da güzel.
Evet, dedi ki hafta sonu Balıklı Göl misafirlerini ağırlıyor sevgili seyirciler. Sizler de ekranlarınızda izliyorsunuz. İşte ailemiz Mersin'den geliyor. Mersin'den gelmiş. Burada balıklarını yemişler. Evet. Torun sen de yedin mi? Torun şeker yiyor amcası. Aa, bak şimdi daha ilk başta anlaşmamaya başladık. Adın ne? Daha sen yedin mi balık? Elif Talimciye. Ha, daha konuşamıyor. Bak seni izliyormuş. Bay bay de kızım. Evdekiler seni izliyormuş. Ha bak ne kadar güzel ya. Çok güzel, harikasın. Çok güzelsin. Evet, devam edelim. Mersin'in ağası, gerçek ağası dediler, doğru mu? Gerçek ağası o. Ben, gerçek ağası. Ben garibanıyım. Şimdi bağ bahçe orada çok bol, her şey var da böyle bir işaret geldi. Sen esas Mersin'in gerçek ağzını buldun dediler. Yok, onlar espri yapıyor. Seni mi tanıyalım abi? Abi ben Mersin köyünde inşaat sektörü işinde uğraşıyorum. Aynı zamanda arkadaşlar buraya geziye gelelim dedi. Geldik. Aynı zamanda doğasıyla, insanıyla, her şeyine güzel bir yer. Evet. Her kişiye tavsiye ediyorum. Gelen buraya bir uğramasını istiyorum. Her şeyine çok güzel. Evet, evet. Balıklar güzel. Balıklar güzel. Pişirimleri, hizmet, tat, her şey dört dörtlük. On numara bir yer. Evet. Evet. İnliköy gerçekten bu evet. güzelliği hak etmiş, öyle mi? Aynen abi. Aynen. Çok güzel bir yer. Evet. Çok. Evet. Gerçekten biz de buradan tabii misafirlerimize söylüyor. Afyonkarahisar'a geldiniz, özellikle İlni kasabasına. Buranın o güzelliğini görmeden, evet. balını yemeden gitmek mutlaka. Olmaz. Evet, mutlaka, mutlaka. Aynen. Her kişinin bu tarafa gelip buraya bir uğramasını isterim. Evet, isteriz. Tabii siz de yolunuz düşerse evet. mutlaka İlni Balıklı köye gelin. Hem o doğal güzelliği hem de buranın bir balını yemeden gitmeyin. Balını yemeden gitmeyelim. Gitmesinler, evet. Şimdi bir kere Afyonlu hemşerisi olarak damadı tebrik edelim, değil mi? Yani helal olsun diyelim. Adam bu Balıklı Göl sayesinde bak Mersin'den kız almış yani, öyle mi? Seni bir tanıyalım. Evet. İsmim Bekir abi, Şurutluyum. Nasip oldu, geldik böyle güzel bir yere. Çok uzun zamandır geliyorum gerçi ben de. İlk açıldığı zamandan beri buralardayız. Güzel yani, herkese gelmesini tavsiye ediyoruz. Nasıl oldu? Mersin tarafı diyor ki yani damat bizi buraya getirdi. Bu Balıklı Göl'ün sayesinde kızımızı aldı bizden diyor. Sebep oldu diyelim burası. Tamam. Muhtarım sen nerelerdesin? Duyuyor musun bizi? Muhtarımız... Muhtarım, sevgili muhtarım, bak şimdi şöyle bir mesele var. Bizim hemşehrimiz Şuhutlu, Afyonlu. Evet. Aile diyor ki Mersin'de Balıklı Göl sayesinde kızımızı verdik diyor. Yani buranın güzelliğine kapıldık diyor. Böyle de bir hadise var. Var mı? Verdiklerine de pişman değillerdir inşallah. Evet. Evet, evet. 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 Yani bak sen bunu bize daha önce söylemedin. Balıklı Göl'ün böyle acayip şeyler var diye. Ben de yeni duydum. İyi oldu duyduğum benim de. Ben de yeni duydum. Evet, evet. O zaman yeni gelinler, yeni damatlar diyelim yani Balıklı Göl'de. Çok güzel. Ne işle meşgulsun? Gelinliğiyle gelin burada nikahtan sonra burada yemek yiyenleri biliyoruz. Tamam. Gelinlikle beraber gelip düğünden gelini aldıktan sonra ne kadar güzel. Evet. Ne iş yapıyorsun bari? Esnafız. Esnaf Şuhut'ta değil mi? Şuhut'tayız. Ne iş yapıyorsun esnaf? Sütkak yedek bahçe satış yapıyoruz. Bayilik yapıyorsun. Ha, evet. Var mı tarımla, hayvancılıkla bir ilgin? Yani şu anda yok. Daha önce uğraştığımız oldu tabii ki ama şu anda fazla uğraşamıyoruz yani işlerden dolayı. Evet. Kendi işlerine ulaştığın için çok fazla zaman olmuyor. Aynen öyle. Peki buradan ekrandan bir var mı selam göndereceklerimiz Mersin'de veya Türkiye'nin başka yerlerinde? Tüm Türkiye'ye selam gönderelim. Ayırt etmeyelim Mersin, evet. Afyon diye. Tüm evet. Türkiye'ye selam olsun inşallah. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Buraya kış aylarında yani Aralık ayında geldiğimizde tabii böylesine güzel bir doğal görüntü yoktu. Bahar geldi, etraftaki ağaçlar, efendim yapraklarını açtılar. Buradaki güzellik daha fazla artmaya başladı. Şimdi muhtarım görüyoruz ki burada gelen misafirlere yer de yok. Yani evet. demek ki bayağı bir ilgi var. Neler söyleyeceksin? Yaşar Bey, şimdi burası bayağı güzel bir yer. Doğa harikasıyla, yeşilliğiyle, balığın damak tadıyla, çünkü balıklarımızı havuzdan alıp günlük temizliğini yapıp müşteriye sunduğumuz için burası gerçekten görülmesi gereken ve balık yenmesi gereken bir
Balıklı Göl. Tabii bizim süremiz kısa olduğu için biz herkese mikrofon uzatmadık ama bir Mersinli aileyle görüştük. Dediler ki Balıklı Göl'ü getirdi damat bizi buraya, bu güzel görüntüleri gördü, ondan sonra da kız verdik dedi yani. Evet, şimdi ben kendim düğünden sonra gelinliğiyle birlikte buraya gelip resim çektiren, balıkları seyreden, balıkların güzelliğiyle ilgilenen, nişandan direkt nikahtan sonra buraya geldiklerini çok gördüm. Niye? Neden onlar geliyorlar buraya? Nikahtan sonra mesela? Bunlar tanıdık aileler. Buranın güzelliğini bildikleri için burayla paylaştılar. O mutluluklarını burayla özdeşler için. Bir de güzel bir hatıra. Evet, düğünden hatıra, şöyle evet. Güzel bir anı hatıra olsun. Evet, bak evet. Düğünden sonra da biz işte Balıklı Göl'e gittik. Evet. Yani burası gerçekten özellikle yaz aylarında tam bir yeşil doğa harikası, alkolü olmayan, tam bir ailesiyle gelip burada oturup bir hafta sonunu geçirmek isteyen aileler için her zaman bekliyoruz. Evet, aileleri biz az önce gördük. Etrafta çünkü güzel yerler var. Siz de ekranlarınızda mutlaka izliyorsunuz. Burada çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri çok güzel bir ortam var. İşte bir taraftan da arkamızda görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Terasta misafirlerimiz Balıklı Göl'de o lezzetli balıklarda yeme imkanlarına sahipler. Evet, hemen ne yapalım? Biz merkez köyümüzün merkezine tekrar çıkalım. Hemen biraz daha ileriye gidelim. Orada neler var oraya bakalım. Daha sonra da yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Sevgili izleyiciler, ayrılmayın. Hay maşallah be, mahalleli buraya toplanmış sevgili izleyiciler. Herkes harıl harıl yufkayla börekle bükmeyle uğraşıyor. Biz nerede geziyoruz? Biz göllerde geziyoruz. Biz köyün dağlarında tepelerinde geziyoruz. Baktım ki burnuma bir koku geliyor. Muhtar, bu koku nereden geliyor? Hemen gidelim dedi. Yani bir yerde hanımlar toplandı, yufka yapıyorlar dedi. Ya niye söylemedin sen bana dedim. Hemen geldik şimdi. Bir de gördük ki işte manzara bu. Millet başını bile kaldırmıyor yani, o kadar meşguller ki işleriyle. Dışarıda kocalar kahvelerde oturuyor. Bakın orada da ne yapıyorlar, tabii ki yufka yapıyorlar. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol, Allah razı olsun. Evet, bugün toplaşmışsınız maşallah. Kim var kim yok ailede, sülalede? Bunlar bizim gelinler. Biz bunlara gelinler ediyoruz. Toplanırız, birbirimize böyle önce deriz. Evet. Yaparız Ramazan hazırlığı. Şimdi genellikle bu zamanlarda yapılıyor. Ramazan için mi yapılıyor? Evet, Ramazan hazırlığı bu. Peki o zaman şöyle, bu yufkalar yapıldıktan sonra nasıl saklanıyor Ramazan'a kadar? Nasıl bunları mesela? Kuruduruz. Ayrı ayrı sereriz, kuruduruz. Bir tepsilere mendilden örteriz, sereriz. Evet. Üstünden sula sula yeriz. O şekilde oldu mu? Evet. Şey olmuş, sıkıntı olmuyor. Evet, öyle. Kimisi yufka böreği yaparız. Sularız Ramazan'da, yeriz kahvaltı gibi, erinen yeriz. Çok güzel ya. İşte bizim bakın Ramazan'a artık günler kaldı, sayılı günler kaldı. İşte bir taraftan da böyle İnli Köyü'nde Ramazan hazırlığı yapılıyor sevgili izleyiciler. Anam orada hiç yüzünü dönmüyor yani. Tamamen oraya odaklanmış. Ana şöyle bir dön de ekranda görsünler seni de. Bak şöyle bir ya. Şöyle bir yüzünü görsünler. Diyorlar ki şimdi izleyenler, ya orada yufka yapılıyor da o yapanı göremiyoruz diyorlar ekranda izleyen izleyicilerimiz. Bak şimdi yüzünü gördük çok şükür. Yufka yapanın da yüzünü gördük. Ateşte nasıl, rahat mısın orada? Burada ateşte şey oluyor, çok sıcak oluyor. Ha, sıcak. Bir de hava da gerçi bu birkaç gündür serin böyle ama çok fazla rahatsız etmiyordur inşallah. Evet, Ramazan hazırlığı görmüş olduğunuz gibi bir taraftan da bu şekilde inni de devam ediyor sevgili izleyiciler. Ha, bundan sonra var mı başka bir şey? Sadece yufka mı, başka bir şey yapılacak mı? Yaparız ya. Başka yaparız. Katmer. Bunun arkasına biz katmer yaparız. Bükme yaparız. Tandır bükmesi. Yeriz. Katmer yapılıyor, bükme yapılıyor. Başka? Başka vallahi ne diyelim, bunları yiyeceğiz Ramazan'da. Akşam böyle eşlerimizle beraber çay demliyoruz, yiyiyoruz. Oh, akşam oldu. Yemeklerimizi böylece bedavaya getiriyoruz. Oh aman ne güzel. Başka? Yufkanın haricinde bir şey var mı Ramazan hazırlığı? Erişte falan yok mu? Var, erişte yaparız. Hamuraşı deriz, onu keseriz, mantı evet. Döreriz.
Hazırlığımızı yaparız. Hamur işinden bayağı bir yaparız. Tamam. Biz istikakımızı sonra alırız giderken. Bizimkini i̇nşallah. Ayırırsınız Ramazan'a. İnşallah, inşallah. Buyurun gelin, yine bekliyoruz. Eyvallah. Çok sağ olun. Biz işinizden alakoymayalım. Efendim artık yavaş yavaş sonlara yaklaştık. Ben Burta'nın anasıyım. Anam da orada. Bak şimdi dedi ki bir dakika kardeşim. Bu benim gelin. Bu da kızım. Böyle pazı oğlan. Ha, orada da köşeye. Şimdi bunlar kendileri serin yere oturmuşlar. Ona da demişler ki sen şuraya içeriye gir. Orada pazıları yap, hamurları. İyi bakalım, kolay gelsin sana da. Balıklı Gölü ile meşhur Afyonkarahisar'ın İnli köyündeki programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir diyarda tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle her zaman olduğu gibi hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.